Hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz diyorum. Biz kahvaltı yaptık, canlı işler hazırladık, yedik. Aha şöyle bana yine o çaydan yaptık, lazım teyden. Bu da iyi geliyor. Günde böyle bir sürü içiyorum işte. Doktor zaten dedi ki çok çok su içmen lazım. 4-5 litre içiyorum vallahi. Dünden bir tık daha iyiyim. Sonra eşarbımı örteyim de öyle karşınızda biraz konuşayım. Can yine inşallah bana bugün video çekecek. Söz verdi. Beraber gidip yumurta alacaklar Azat'la. Değil mi Azat'ım? Babiyle. Aman bu niye çıkmıyor kız? Çıkıyor mu? Şöyleymiş. Tavukçuya gidip yumurta alacaklar. Azat da size orada biraz tavukları göstersin. Değil mi Azat? Bu arada Azat da tüm soyulmuş. Sıcak diye. Azat bu ne halkalı Azat? Tavuklara götürecek. Orada da bir sürü çamaşır. Simiş gelsin beraber hepsini yapsın. Ben yorganımı falan söktüm. Gelsin de bana yüzdesin. Halim yok. Yıkanacak bir sürü daha çamaşır. Bitmedi ki Mısır'dan getirdiğimiz. Vallahi hastaydım. Yıkıyoruz bitmiyor. Çünkü arkadan habire çamaşır çıkıyor. Ay, bir de koy sana. Hadi bakalım dur bir onu biçeyim sonra yine koyacağım. Kızlar şok olmayın, çamaşırlara bakın. Bunlar hepsi yıkandı, kurudu. Şimdi Simiş'le beraber asacağız hepsini güzel güzel. Aha şurada aynen orada da varlar. Ondan sonra bitiyor çok şükür çamaşırlar. Ben böyle düzelteyim. Simiş de assın. Hadi bakalım bir işleri bitirek de. Biz Azat'la balık almaya gidiyoruz. Değil mi Azat? Ha? Azat. Suya atacağım. O suda yüzecek. Değil mi Azat? Ne yapacağım? Yok, bize tıklama atacak. Sen de bakacaksın ona. Seveceksin. Ne yapacaksın? Seveceksin değil mi? Ne yapacağım? Balıkların adını ne koyacaksın Azat? Adını ne koyacaksın? Yavaş. Adını ne koyacaksın balıklara? Aç. Almanya'ya geldik. Işıklarda durduk. Azat'a balık alacağız. Değil mi oğlum? Biz balıkçıya geldik. So fach geschafft. Burası. Diyorum ara Azat'a. Balık alalım. Orada. Azat. En yakarda. Bak babiye bak. Balık istiyor musun? İstiyorum. Ne kadar? Kaç tane? İki. İki tane. Tamam. Bak. Sarsın da var. Sarsın. Fare. Oya. Balıkları. Bak. Mavi. Orada da var. Yeah. Bak. Geliyor. Bak. Geliyor. Ne çok güzel. Bak orada da var. Bak orada da var. Ya. Ne hep senin. Bak orada da var. Yeşil. Yeşil. Kimin bak? Azat onlar. Bir de koya. Kimin onlar? Bana bak. Benim onlar. Bana bak, babiye bak. Babiye bak. Bak orada da var. Babi salak var, değil mi Azat? Orada da var. Gördün mü Azat? Bak. Orada da var. Bak var orada. Ya. Bak var. Akvaryum için ot da alacağız. Deniz otu. Çok güzel. Gördün mü Azat? Bak orada var. Ya. Orada var. Ya da hast du Garnelen, gell? Du kannst du rote Garnelen nehmen. Dieser Fisch. Also Garnelen. Also ist klein. Und die vermehren sich dann auch besser, was du mit dem Junge und diese Schnecke. Apfelschnecke gerade. Ja, was möglich ist, passt. Und das ist ziemlich stressig. So. Und Kampfisch hast du. Oh, Mama.
bak. Evet, bunlar geldi. Simiş bir televizyon sesini kısmıyor. Şuradır. Kızlar, bunlar gelmiş. Can gitmiş böyle bir cam akvaryum almış. Bir de balıkları almış. Bunlarınki balıklar özel oluyormuş demiş. Ne bileyim, böyle bir zirçi kadarlar bunlar. Adam demiş büyüyor. Acaba şu büyükten niye bir tane ikisiymiş? Ha, şuradalar. Tutmuş mu simiş? Bir de su vermiş. Suyu gitti arabadan getirmeye. Bakın şöyle küçük küçük balıklar. Bunlar bitkilerin içinde yaşayan balık. Yani bitki akvaryumu almış. Burada da çiçekler var. Bunları falan da içine döşeyecek işte. Adam her şeysini vermiş. Ama Azat, baba dedi ki Azat beni oynattı dedi. En azından Azat biraz bizi rahat bırakır, balıklarla oynar. Bu arada 220 euro ödemiş bu bütün akvaryum setine falan. Çünkü bu dediğim gibi değişik bir akvaryum. Hani önceden de almıştık 40-50 euroya. Gitmiş bunu almış çünkü bu çok hoşuma gittiydi. Tüm camdı ya. Daha güzel duruyordu. Neyse bu kursun da hepsini, ondan sonra göstereyim size. Azat'la birlikte heyecanla bekliyoruz değil mi Azat? Balıklar da burada. Can da yavaş yavaş kurmaya başladı. Bakalım sonuç ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Evet. Bu değişik balık. Niye rengarenk almadın? Diyor, bunlar öyle değilmiş. Bu bitkide yaşayan balıklar türleri farklıymış. Bitki balığı. Ben öbürleri istemiyorum. Öbürler iki haftada bir leş gibi oluyor suları. Bu küçük küçük. Bunlar bitkide. Minik. Bunlar ne? Ama az büyüyorlardır zaten. Ya büyüyor da bunlar havuzu kirletmiyormuş bu balıklar. Aksine bu ufak şeyler var ama böcükler. Neydi adı, bir şey? Bunlar aksine şeyi temizliyor dedi. Ne diyor bunlar? Neyse bir yap da bakalım. Evet, akvaryumumuz kuruldu. Akvaryumumuz kuruldu. Evet, Azat'ın minik arkadaşları. İnşallah büyüdüğünüzü de görürüz. İnşallah mürüvvetinizi de görürüz. Şu inada bakın, derecenin altından çıkmaya çalışıyor. Acaba dereceyi biraz böyle mi yapsak? Nereye bakacağım? Köşeden çıkmaya çalışıyor. Ya, bak. Vallahi azıcık yapak da alttan geçsin. Nasıl fena bak. Hele ona eş alacakmış Can. Balıkçı demiş ki o tek başına yaşıyor. Çünkü arkadaşlarını yiyormuş. Eş değil. Bunu istemiyorsan dedi kırmızı balık koyarız 4-5 tane de küçük küçük. Onlar da şu kadar şu kadar. Ama bu dedi tek yalnız yaşıyor. Aa, bu şinekler camı temizliyor. Ya, bunlar evet camı temizliyor. Camları temizliyor. Şunları da aldım ben. He? Magnetli. Ne yok? Çok daha suyu yeni koyduk ya, su durulanması lazım biraz. Onu da o temizleyeceğin zaman mı acaba şimdi mi? Yok, temizleyeceğin zaman camı. He. Mesela bunu içine atıyorsun. Mesela he, diyelim bak bu mesela şu tarafı ya. Bak şöyle. İkide. Bu tutuyor mu? Magnet çekiyor bunu böyle. Asıl siliyor. Böyle siliyorsun. Anladın mı? Hiç yapma, elini içine sokmadın. Ya çok tatlılar da ben tabii ki böyle bir şey hayal etmemiştim. Bir şey bir geldi ki böcek kadar balık var. Onu yiyeyim. Koca koca renkli balıklar hayal etmiştim. Ama o bu böyle akvaryumu olmuyormuş. Yani aslında oluyormuş da. Bilmiyorum. O balığı o zaman atacağız. Bak oraya atayım ben. Neyse bu var ya. İçindekini çıkarırsak küçüğe küçük balık koyabiliriz. Bakalım bir böyle dursun. Kapa açılmaz. Azat, bu onların evi artık. Bu onların evi. Sen de gelip bunlara hallo diyeceksin, günaydın diyeceksin. Günaydın. Ya. Ya böyle gelip kendini onlarla konuşup dertleşeceksin Azat. Ya üçlü kısa geldi, o yüzden dolabı bu şekil yaptık. Yarın üçlü alırsak normalde köşeye gidecek. Yo yo, öyle ölürler sakın. Sakın sakın sakın. Bürkhausen'daki. He. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Orada iyileşirsem çıkarız ya. Azat öyle yapma. Bürkhausen'daki balıkçıya gideriz. Deriz bu bizde kamp fiş var. Ama yanına öbür fişleri koyabilir miyiz diye birkaç tane. Sonra koyabiliriz derse koyarız. Hadi olsun dedi. Onu götürsen içeri. Hadi götür limonumuzu. Evet. Onu da götür. Evet kızlar, ben şöyle hemen bir tavuklu şehriyeli böyle çorba yaptım. Kadir'im de acayip geri hastalanmış. Yemin ederim bu hastalık geçmiyor, gitmiyor. Ben biraz daha akşama doğru biraz daha sesim falan düzeldi, iyileştim. Şimdi de Kadir'im diyor anne boğazı çok ağrıyormuş. Sıcak çorba yapayım da. Boğazınız ağrıdı mı bol bol yiyeceksiniz. Boğazın en iyi gelen şey bol bol yemek, bir şeyler yemek. Hani ağzınız hiç kuru durmayacak. İşte ilaç milaç verdim. Şey yapılan. Tuz mu? Yok. Şimdi bu çorbayı da uyandırayım. Bir tabak içsin de öyle yatsın, terlesin biraz.
Hadi bakalım. Azat'ın akvaryum keyfi. Azat bir yapıyor. Kollarını da şeye bağlıyor önüne. Akvaryum oraya oturup bize bir de bizi çağırıyor. İlla siz de gelin diye. Ne Azat? Anne gelsin. Dur anne de gelecek. Anne de çorbasını bitirsin. Sen bitirdin çorbanı. Neyi bitirdin? Ya sen çorbanı bitirdin. Neyi bitirdin? Ben de içeyim ondan sonra ben de bakayım balıklarınıza. Neyi bitirdin? Balık mı karınca mı anlayamadık ama. Nerede o da karınca? O da karınca. Hayır burada. O ne balık? Sonra bakacağım ben de. Hadi. Evet, merhabalar Yenik'ten diyeyim. Yeniden hoş geldiniz. Gitmişim tam da boya değen yazmayı bulmuşum çekmecede. Evet, kızlar akşam aslında akşam videoyu açıp biraz sohbet edecektim sizlerle. Azat'ı uyutmaya götüreyim dedim. Azat'la birlikte ben de uyumuşum. Çok da iyi oldu. Bugün de Allah'a şükür daha iyiyim. Biraz daha bir tık daha iyiyim. İşte her gün az az iyileşiyorum. Bugün de çok şükür daha iyiyim. Yani ilacımın, terapimin 4. günündeyim. Bayağı etkisi oluyor. Artık öyle donma falan yok. Üşümüyorum çok şükür. Ama burnum akıyor. O da herhalde o artık intabı dışına veriyor ya. Şey olarak çıkacak kesimik olarak. Vallahi ne yapayım kızım. Bir şu lanet kuru öksürük geçmedi. Onu da doktor damla verdi. Onu içiyorum da biraz hafifletti. Ondan sonra doktor dedi kendisi geçer dedi. Ne yaparsanız yapın. Zarkayı biliyorlar adamlar. Doktor sonuçta. Azat Kadir'im de çok hasta. Yemin ederim bu hafta, bu iki haftadır var ya hep hastalıkla oldu vloglar. Gerçekten ruhum daralıyor kız. Kendimi özledim. Valla siz diyorsunuz biz seni özledik de şöyle yapınca saçım mı görünüyor? Ben de kendimi özledim yemin ederim. Kahkahalarımı özledim, gülüşümü özledim. Ne bileyim yani. Diyor ya Rabbim her şeyden önce sağlık. Yani Rabbim kimsenin sağlığını elinde almasa şu yazma da beni sinir etti. Altta boni takmadım ve sürekli düşüyor. Yorumlara göz attım akşam azıcık Azat'ı uyuturken. Orada biri yazmış, öleceksiniz hala video derdindesiniz, hala video çekiyorsunuz, ne para göz insanlarsınız mı, öyle bir şeyler yazmış. Aha ölmedim. Vallahi ben de o gün hastaneye gittiğim gün sabah bir uyandım ki ben dedim resmen öleceğim dedim. Artık çocuklara diyorum ki hakkınızı helal edin diyorum. Azadıma iyi bakın diyorum. Gerçekten nefes alamadım ve çok kötü oldum. Yani dedim tamam burası son nokta olması gerek. Ama ölmedim işte. Videolara da mecbur çekeceksiniz kızlar. Bu da benim ekmek param. Hani ben de buradan para kazanıyorum. Vallahi bir tatile gittik geldik. Bir kiraya bir zam gelmiş. Şok oldum. Zaten biz tatile gitmeden önce 730 euro ödüyorduk kira. 760 euro olmuştu. Neyse tatilden geldik. Bir bacam mektupları getirdi. Baktık işte Rumeysagil'den geldi. Bir baktım o 750 liralık kira 820 13 euro olmuş. Yani zam gelmiş. Artı o da yetmemiş gibi. Ben kaç senedir bu evde kalıyorum. Hiç öyle para ödemedim yani. Her sene 600 700 bazen 500 bazen 800 euro geri para alırdım sene sonunda. Ama bu sene ne hikmetse 480 euro da oraya ödeyeceğim. Hadi ben video çekmeyeyim. Hastalık geçmiyor. 2 hafta oldu görüyorsunuz zaten böyle çekiyorum. Hatta 2 haftadan da fazla aylar oldu diyebilirim. Ben o hasta olduğum bölümlerden hiç video falan çekip atmazsam yalan olur. Şimdi diyecekler derler ki yo ben sizin için çekiyorum. Ben video çekmeyi, YouTube yapmayı çok seviyorum. İşte takipçilerle iş bir... Tamam orası öyle ama ciddi manada bunu iş olarak yapıyoruz. Ben şahsi kendi adıma konuşayım. Çünkü oradan bir para kazanıyorum. Yoksa herkes kafayı mı yemiş de sabah akşam video çekecek, koyacak, onu bunu yapacak. İlle de YouTube kanalı açacak, şunu yapacak değil mi? Normal insanlarla yazışmak istiyorsanız, sohbet istiyorsanız böyle online Instagram'dan da yazışırsınız. Başka sayfalar var oradan da yazışırsınız. Ama bu YouTube işi tamamen maddiyattır. Kim ne derse desin.
Biliyorsunuz ben her zaman söylerim, para içinde yapıyorum. Çünkü çoğu para için, ön planda para var. Gavur para olmazsa hiçbir şey yapamıyoruz. Maalesef bu dünya o kağıt parçası üzerine kurulmuş. Ki kurban olduğum Rabbim, paran olmazsa sağlığın da olmuyor. Vallahi bak, şimdi sigortam olmasaydı, o olmasaydı ben iyileşemeyecektim de. Mecbur kızlar yani, öyle görmeyin, para göz ya da şu bu. Mecbur yapacağım. Bu benim işim. Aha şimdi kaç video eksik yaptım. Ona göre de hesapladım. Ay sonu gelirim de ona göre eksik gelecek mesela. Bir sürü yatırılacaklarım var. Can yazık, hangisine yetişsin? Tamam kızlar da çalışıyor ama yazık, onların aylıkları az, ancak kendilerine yetiyor, harcıyorlar. Öyle mutfak harçlıklarını veriyorlar. Aha Kadir'im askerdeydi. O yeni daha işe başlayacak. Yani tabii ki de bu videoların ucunda para da var. Bunu biliyorsunuz zaten, sürekli ben dile getiriyorum. Öyle yalan dolan yok. Yok, bunun için sevdiğim iş, bir öyle bir şey yok. Tabii ki de severek yapıyorum, bu ayrı bir şey. Çünkü ben eskiden de Instagram'ları olanlar belki bilir, görmüştür. En altlara giderseniz çok çok eskiden de öyle hep resimler çekerdim, şeyler yap. Yani kamerayı çok seven biriyim ve konuşmayı da seven biri olduğum için tabii sevgiyle de birleşince daha bir güzel oluyor kanalınız. Öyle yani. Vallahi ne yapayım, mecbur çalışacaksınız. Kimse benim, ben kendi kendim firma olarak görünüyorum. Devlete bir sürü vergi ödeyeceğim. Bir sürü sigortamı kendim ödüyorum. Ben şimdi video yapmayayım. Kim ödeyecek onları? Yani değil mi? Mecbur video yapacağım ki Allah razı olsun. Sara ile Can da beni o gün videosuz bırakmamışlar zaten. Video çekmişler, yazık. Ben hiçbir şey demedim. Geldim ki anne sana sürprizimiz var dediler. Video yapmışlar, nasıl mutlu oldum gerçekten. İşte bu bir birliktir. Evin biri, önemli bir kişi evden hasta olunca diğerlerinin işbirlik yapmasıdır. Allah razı olsun hepsinden. Vallahi ben çok sevindim kendi adıma. Hem sizleri bilgilendirmiş oldular, hani bilgilendirdik benimle ilgili, çünkü çok merak ediyorsunuz. Vallahi bir gün video koymasam ne kadar yazılar geliyor bana. Instagram'a daha hiç bakamamışım. Gelen bir sürü yorumlara bir iyileşim de hepsine tek tek döneceğim inşallah Allah'ın izniyle. Öyle yani, Allah razı olsun hepinizden de. Biz mecbur, biz de bir şekilde video atarak maddi yönden kazancımız olacak değil mi? Öyle işte, kural öyle kurulmuş. Neyse kız, yine çenem düştü. İnşallah bir gün daha tam düzelim de neler neler konuşacağım sizden. Çok sohbet videoları gelecek inşallah. Ama öncelikle iyileşmem lazım. Çünkü henüz bir yere çıkmıyorum. Yatakta falanım. Bugün de biraz uzanır. Öyle o kadar çok yatağa girmiyorum ama bol bol dinleniyorum. Bol bol çay içiyorum. Ne bileyim. Doktorun verdiği ilaçlar zaten sayılı. 7 tane hap verdi. Antibiyotik 7 tane de mide koruyucu verdi. Onlar bittikten sonra dedi inşallah iyileşeceksin, ki yavaş yavaş da iyileşiyorum zaten. Öyle. Hadi bakalım ha balıklar. Canım balıklarına dün o kadar güldüm ki. Balık gitti, adam dedim ki çocuğa bir akvaryum al. İnsan gibi küçük bir akvaryum al gel, bir sürü para vermiş, kızdım. Diye kendim bahçe dünyanın parasını harcadım. Ben oraya 200 lira vermişim çoğu. Diyor ki oraya 200 lira vermen değil de balıklar nerede? Ben de ne güzel hayal ediyordum. Şöyle minnak minnak rengarenk balık getirecek. İpamo bir getirdi ki karınca mı balık mı anlamadım. Vallahi karınca gibi bir şey, nokta gibi. Azat onları akvaryumda nasıl görsün? Vallahi dedim biraz iyileşim de Can dedim. Gidelim 3-4 tane insan gibi balık alıp gel. Bunlar neyi dedim, karınca gibi böcek getirmişsin, bahçede dolu. Gitmiş bir de simikli böceğe de para vermiş ya. Yemin ederim artık yani bu erkekleri tek başına zaten göndermeyeceksin. Vallahi resmen dedim, bahçedeki simikli böceğe gittiyse orada parayla biz bahçeden kovuyoruz, onlar gitmiş parayla almış, akvaryum için iyiymiş. O camdaki yosunları falan yiyormuş işte o böcek. Sümüklü böcek işte, yani kim, ne onun adı kız Türkçe'de. Neyse hatırlamıyorum. Yani o balık olayına da bir koptum zaten orada. Bir de video çekmiş arabada size. Videoyu da nasıl da akıllı, hemen de gitmiş kendine böyle arabaya, bak onca yıldır ben YouTube yapıyorum. Bir gün bana o arabaya yapıştırılıp da kamerayı oraya sabitliyor. Sabitlediğin yeri de çekim yapıyor. Sabitliyorsun, orada sabitlenen yerde de çekim yapıyorsun. Bana bir gün öyle bir şey alıp takmadı.
Aha vallahi kendine dün almış. Oraya sabit. Dedim sen Azad'ı nasıl çektin? Arkada sen araba sürüyorsun, Azad'ı nasıl çektin? Diyor ki kamera şeye yapışılı. O bir şey almış magnet gibi. Ona yapıştırmış. Vallahi dedim nasıl akıllısın dedim. Bana niye hiç almadın da bir gün video çekmeyle zeme gidiyorsun, kendine bir şeyler alıyorsun. Öylelikle nasıl güldük. Bir de şeyde çok komik ya. Allah aklıma geliyor gülüyor videoyu editlerken. Şeyde duruyor trafikte, lan kırmızı ışıkta Almanya'ya geldik, ışıklarda durduk. O lafı var ya, koptum diye böyle dedim. Can Allah iyiliğini versin Can. Orayı Can dedim bu ne? Almanya'ya geldik, ışıklarda durduk. Yemin ederim siz de izlemişsinizdir kesin, oraya siz de çok güldünüz. Acayip komik ya. Tavuklara da gidememişler yazdık. Azat arabada uyumuş. Artık o balığa benzeyen şeylerden, böceklerden almış gelmiş. Neyse kız video uzadı. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. İnşallah yarın daha bir dinç halde karşınızda olacağım.